Sıra geldi konum zarflarına. Aslında biz konum zarfları yeni propositionlar olarak da bazen göreceğiz bunları. Özetle çok da teknik olarak anlatmayayım. Bir şeyin nerede olduğunu öğreniyoruz bununla. Ekranda göreceğiniz hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Bu hani konuda da bu iki slide göstereceğim zaten size. Bu konuda da rahat olun. Ezberleyeceklerinizi ezberlediniz zaten. Bunlar sadece yani hangisi nedir onu görmeniz aklınızda kalması için gereken şeyler. Bir cümlenin içerisinde 2-3 ünite sonra kullandığım zaman şunu demek istiyor diye aklınızda bulunsun. Konum zarfları ekrandaki resimlerde gördüğünüz gibi kırmızı topun nerede olduğunu, bir şeyin içinde mi, üstünde mi, daha altında bir yerde mi, karşısında mı onları gösteriyor. Şimdi şekilden hızlıca açıklayayım size. Şekilde gördüğünüz gibi bir şeyin içinde ise inside, üstünde ise on, temas ediyorsa, spesifik bir noktadaysa belli ise at, yakınlarındaysa near, altındaysa under, dokunmadan üzerinde ise over, eğer altında dokunmadan mesafeli ise below, üstünde ise above, etrafındaysa bakın siyah topun etrafında kırmızı toplar, çevrelemişler around, biz kırmızı topu odaklıyoruz. True, içinden geçecek şekilde ise, Among düzensiz olarak bir şeylerin içinde kaybolduysa, pirinç tanesi bir başka pirinç tanenin içine düşerse Among olur. Ya da 5 kişi bir parayı paylaşıyorsak, birazdan örneği göreceksiniz, 5 kişi aramızda paylaşıyoruzdur. Between tam ortasındaysa, devam edelim. Arkasındaysa behind, tam önündeyse in front of. Bir çizgi boyunca gidiyorsa along, bir çizgiyi yolu diklemesine kesiyorsa across. Aşağı yukarı çıkıyorsa up, aşağı iniyorsa down. Karşılıklıysa mesela bir yolun karşılıklı iki tarafındaysa opposite. Üstüne çıkıyorsa onto, içinden çıkıyorsa out of ya da off. Into içine giriyorsa past duran bir nesneyi geçiyorsa yanından demek. Next to bir şeyin tam yanında demek. Against yaslanıyor. Ona yanında. Over üzerinden from to bir yerden başka bir yere gidiliyorsa. Towards da belli bir yol boyunca bir şeye doğru, hedefe doğru gidiliyorsa. Şimdi bu mantıkla bakarsak birkaç tane bilmediğimizi, görmediğimizi de tekrar edelim. Bir sonraki slide'da da bunları liste olarak koyacağım ki şekiller anlamayan işte yazıdan anlasın bir şekilde. He will come here. Will gelecek zaman henüz görmediniz. He comes here da diyebilirdik. Sorun değil. Bura, here bura demek, buraya geliyor. They stay somewhere in Istanbul. Somewhere bir yerlerde demek. İstanbul'da bir yerde kalıyorlar. Your pen is on your desk. Kalemin tam masanın üstünde. Masanın üstünde havada durmuyor. Masaya değiyor. Helicopter flies over the sea. Helikopter denizin üzerinden, üstünden geçiyor uçarak. Üstünden değmeden tabii ki üstünden. She is sitting near the window. Pencerenin yakınında oturuyor. Pencereye yapışarak oturmuyor tabii ki. Tam yakınında bir yerde yani. My neighbor is sitting upstairs. Üst katta oturuyor. Üst kat. Come outside. Dışarıya gel. Bulutları gör. See the clouds. He is behind the curtain. Saklambaç oynuyorlar. Perdenin arkasına saklamış. Behind bir şeyin arkasında olmak demek. Perdenin arkasında. I am in front of the cinema. Sinemanın önündeyim. Bekliyorum. Ağaç oldum. Birds travel from bir yerden south yani güneyden to north kuzeye. Bu ne? Şu bu. Bakın şurada. Bunu yaptık. Ama from ve to ayrı ayrı kullanılıyor. İçiniz rahat olsun. Örnek vereceğiz. Devam. Birçok konum zarf var demiştim ve kullandıkça öğreneceğiz demiştim. Hepsini örnek yaptım. Gördüğünüz gibi about çevresinde demek. Water is about the room. Odanın her tarafına yayılmış yani etrafında. Bu kadar saçma bir cümle asla kurmazsınız. Yanlış gelir ama daha mantıklı örnekler göreceğiz. Above, planes fly above the road. Yolun üstünden uçuyorlar. Planes fly. Across, their shop is across the street. Dükkanları yolun karşısında. We share money among us. Biz her zaman parayı aramızda paylaşırız. Aramızda, içimizde, among arasında. Turn one tour round the stadium. Stadyumun etrafında bir tur at. He is at the corner now. Niye corner? Corner keskin bir yer. İki sokağın kesişimi barizdir. Your seat is behind me.
Senin koltuğun benim arkamdaki bir yerimde. Temperature is below zero now. Sıfırın ötesinde. Çok soğuk. My place is between, tam arasında. 40 ile 42. Bir şeyin kesin arasındaysa between. The sun goes down. Güneş aşağı iniyor her akşam. My family comes from İzmir. Ailem İzmir'den geliyor. Özellikle okuyorum ki okunuşlar da iyi kötü. Hani kaba bir Türkçe İngilizcesi bile olsa aklınıza yerleşsin. Çok aksan yapmamaya çalışıyorum özellikle. Throw the ball into the box diyebilirim ama çok gereksiz bir saçmalık olur. Throw the ball into the box, into, içine. The numbers on opposite side of the dice always add up to 7. Şimdi bu çok ağır bir cümle, bitiyorum. Ama bir tane böyle araya numune koymalıydık. Zarın karşılıklı yüzlerindeki sayılar hep 7'ye toplanır diyor. Opposite, karşılıklı demek. The dog jumped over over a chair. Üstünden atlamak. Bu da geçmiş zaman, henüz görmedik. He is coming out of the cafe. Şu an kafeden dışarıya çıkıyor. Train passes through the tunnel. Tam içinden, tünelin içinden geçiyor. İçinden. Tren tünelin içinden geçiyormuş. Throw ball to me. Topu bana at. Bu to ile ilgili ileri seviye bir videomuz var. To ne zaman kullanılır onu izlersiniz. Yani, to'da bir hedef var, unutmayın. Your cat is under the table. Table, masa. Cat, kedi. Kedinin masanın altında diyor. Come up, yukarı gel. Up'ı boyamamışız, pardon. Come up and join to us. To da var burada. Haluk is with his family. Haluk ailesiyle birlikte. With, birlikte, ile. Böylece artık bunların iyi kötü anlamlarını biliyorsunuz. Ve cümlede kullandığım zaman size yabancı gelmeyecek. Unutmayın, gösterdiğim şeyleri ezberlemeniz gerekiyor, size zaten söylerim. Bunlar ezberleyeceğiniz şeyler değil. Bilin, cümle kurdukça bunlar yerleşecek. Hiç acelemiz yok.